Efendim, Kırıkhan'ın tarihi dokuları, Kırıkhan'ın tarihi noktaları, Kırıkhan'ın gerçekten baktığında çok büyük bir tarihi dokuya dokunduğunda nasıl insan heyecanlı hissediyorsa kendini, biz de öyle heyecanlı hissediyoruz her kapının, her tarihi dokunun eşiğine geldiğimizde. Darıpsak Kalesi Kırıkhan için önemli bir kale. Darıpsak Kalesi'ni sizlere birkaç cümleyle hemen anlatalım önemini. Çünkü Darıpsak Kalesi Kırıkhan ilçesine 4 kilometre uzaklıkta ve Alaybeyli köyüne de hemen kuzey yakasında, Hassa yolu üzerinde. Ve Darıpsak Kale ile ilgili olarak kısa bir bilgi notunu da birlikte paylaşmış olalım. Darıpsak Kalesi Kırıkhan ile Hassa ilçeleri arasında Kırıkhan'a 4 kilometre uzaklıkta yaklaşık 60 metrelik bir tepe üzerine kurulmuştur. Darıpsak dağ eteğinde geçen ya da dağ eteğinden yol anlamına gelmektedir. 1268 yılında Memlük Sultanı Baybars tarafından alındıktan sonra önemini yitiren kale uzun süre terk edilmiştir. Kalenin bazı bölümleri kısmen ayaktadır. Helenistik döneminin izlerini taşıyan kale, Orta Çağ'da Haçlı seferleri sırasında da kullanılmıştır. Kale, Antakya Prensliği döneminde yörenin önemli kalelerinden biriydi. Hicri 1308 yılında 2. Abdülhamit döneminde Mursaloğulları tarafından Mustafa Şevki Paşa tarafından onarım yaptırılıp su getirilmiştir. 19. yüzyılın sonlarında burada Kara Mürselzade Mustafa Şevki Paşa tarafından İslam büyüklerinden Beyazıt Bistami Hazretleri adına bir cami ve ziyaret yeri yaptırılmıştır. Her yıl binlerce kişi buraya ziyaret ederek bu mübarek zatın duasına mazhar olmaya çalışmakta. 1980-1983 yılları arasında Hatay Valiliği tarafından kısmen onarım yapılmıştır. 2009 yılında ise Hatay Valiliği tarafından hem restorasyonu hem de çevre düzenlemesiyle beraber esaslı bir şekilde ele alınması çalışmaları başlatılmış ve 2013 yılında bitirilmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışmalarının yanı sıra külliyenin güneybatı tarafına sosyal tesislerde yaptırılarak bölge tamamen taşlandırılmıştır.